Yaz mevsiminin ardından huzurun ve dinginliğin simgesi sonbahar geliyor. Bu mevsim doğaya adeta bir renk karnavalı yaşatıyor. Peki bunca dökülen yaprağın yeşilden sarıya, turuncuya, kırmızıya ve daha sonra kahverengiye dönmesi niye? Yeryüzünün yazın yeşil tonlarını atıp üstüne adeta sarı ve kahverengi pijamalarını giyerek dinlenmeye geçişinin görüntüsüdür tüm bu olanlar. Yılda bir defa görebileceğimiz bir renk cümbüşü. Dünyamızda 3 trilyon kadar ağaç olduğunu ve bunların yarısının yaprak döken ağaçlardan olduğunu varsayarsak uzaydan görülebilir küresel bir renk değişimi olduğunu anlarız. Sadece payımıza düşen yaprağı kabaca hesaplamaya kalksak şöyle bir düşünelim. 7 milyar insanız, toplamda 3 trilyon ağaç var ve ortalama 1,5 trilyonu yaprak döküyor. Buna göre sadece bir insanın payına düşen 210 ağaç var. Sonuç olarak yüz binlerce yapraktan bahsediyoruz. Sonbaharda dökülen yaprakların toplam kütlesini bilemiyoruz. Ama araştırmalarım sonucunda bazı şehirlerin sonbaharda toplayıp imha ettiği yaprak miktarına ulaştım. Buna göre Çin'in başkenti Pekin'de yılda 2 milyon ton yaprak yakılarak imha ediliyor. Pekin'in 3'te 1'inin yerleşim yeri yani asfalt ve betonla kaplı olduğunu ve belediyenin sadece bu bölgelerdeki yaprakları topladığını da göz önüne alırsak tüm dünyada sonbaharın gelişiyle trilyon ton miktarında yaprak döküldüğünü anlarız. Peki ne oluyor bu trilyonlarca ton yaprak? Cevabı aslında hepimiz biliyoruz. Çürüyüp toprağa karışıyor. Ancak benim burada vurgulamak istediğim, eğer ağaçlar yaprak dökmeseydi ekosistem tehlikeye girerdi. Evet, bizim için çok basit gibi gözüken bir ağacın yaprak dökmesi doğada yaşayan birçok canlı için hayati öneme sahip. Böceklerin bazıları kış mevsimini pupa olarak toprağın üstüne battaniye gibi serilen bu katman içerisinde geçiriyor. Eğer yaprakların hepsini toplayıp imha edebilseydik yaşam döngüsünde yapraklara bağlı olan böceklerin neslinin sonlanmasına, bu da zincirleme bir reaksiyon olarak ekosistemin bozulup avlandıkları böceklerin nüfuslarının artışına ve bu böceklerle beslenen diğer canlıların yok oluşuna neden olacaktı. Kısaca doğada tamamıyla bir kaos başlayacaktı. Böcekler dışında saprofit dediğimiz yaprakların ve organik materyallerin ayrışmasından sorumlu olan bu bakteri ve mantarlar çoğunlukla doğada bu yapraklarla beslenmektedir. Ayrışan atıklar da toprağın üzerinde çok verimli bir organik madde tabakası oluşturmakta ve toprağı sıcağa, soğuğa ve erozyona karşı korumakta. Evet, sırf görüntüsünü sevmediği için yaprakları toplayıp imha edenler. Eğer toprağınıza yapraklar yerine geçecek bir organik madde koyamazsanız birkaç yıl içerisinde toprağınız verimini kaybedip erozyon başlayacaktır. Maalesef Türkiye erozyon konusunda yeterli önleme sahip değil. Aman sözlerim yanlış anlaşılmasın. Erozyon doğanın bir döngüsü. Ancak insanoğlu doğaya müdahale ederek taşınacak toprak miktarını 100 katına hatta 1000 katına çıkartmakta. 1000 yılda taşınacak toprak miktarı sadece 1 yılda taşınmakta. Boyutları siz düşünün. Şimdi gelelim asıl gizeme. Yapraklar neden dökülür? Eğer 1000 kat küçülebilseydik ağacın yapraklarının içine girebilirdik. Ve orada muazzam bir yapı görebilirdik. Tamamıyla çalışan bir fabrika. Tüm hücreleriyle aralıksız çalışan bir fabrika düşünün. Hikaye yaprakta değil, toprakta başlıyor. Az önce bahsettiğim toprağın üst katmanında bakteri ve mantarlar tarafından geçen yıllarda çürümüş yapraklar ne oluyor dersiniz? Düşen yağmur damlalarıyla suda çözünen tanecikler toprağa karışıyor. Aşağı doğru inerken toprağın içinde bulunan maddelerle birleşiyor. Kılcal kökler bu su zerrelerine ulaşıyor. Hücre duvarıyla bünyesini alıyor. Hiçbir çaba sarf etmeden bu maddeleri turgor basıncıyla metrelerce yukarıya gönderiyor.
İletim demetleriyle yerin altından yukarı çıkan su ve besin maddeleri yaprak hücreleri tarafından hücre içerisine alınıyor. Burada güneşimizin yaydığı fotonları depolayabilen muazzam bir tesis mevcut. Bizler ona klorofil diyoruz. Aynı şarjlı bir pili depoladığımız gibi klorofil de o ham maddeleri 149.597.870 km uzakta bulunan bir yıldızdan bize 8 dakikada gelen foton ile tabiri caizse geri kolayca kırılabilecek şekilde birbirine kaynatıyor. Öyle bir kaynatıyor ki fabrikanın başka bir yerinde bir sistem bu pili kullanmak istediğinde güneşin gücünü hissedebilsin. İşte dünyamızda yaşamı mümkün kılan, yaşamamızı sağlayan olayın ta kendisidir fotosentez. Eğer fotosentez olmasaydı şöyle zincirleme reaksiyonları bir düşünelim. Acaba şu an bu videoyu izleyebilir miydiniz? Veya ne yemek yiyecektiniz? Bir sütü nereden elde edecektiniz? Kömür veya petrol var olacak mıydı? Bunların hiçbirisi gerçekleşmezdi. Bir yaprakta bizim yaşamımız için gerekli olan enerji depolanıyor. Bu güneşin saf enerjisi. Bu enerjiyle konuşuyoruz. Bu enerjiyle koşuyoruz. Sevdiklerimize bu enerjiyle sarılıyoruz. Her şeyin bir sonu olduğu gibi bu fabrikada gelecek nesillere ham madde sağlayabilmek için vaktini bekliyor. Günlerin kısalmaya başlayıp gecelerin uzamasıyla yaprakta üretilen enerji miktarı da azalıyor. Yaprak içerisinde bir değişim başlıyor. Klorofile sahip kloroplastlar yıkıma geçiyor. Çünkü artık yeterince enerji üretemiyorlar. Bu bitki için maliyeti olan bir girişim. Ürettiği enerjiyle yapraklarını döküp ışıkça verimli olan baharı beklemesi gerekli. Bu sırada kloroplast miktarı giderek azalmış ancak kromoplastlar hala varlığını korumaktadır. Kromoplastlar ise antosiyanin ve karotenoidleri içerir. Antosiyanin kırmızı ve mor renkten sorumlu pigmenttir. Karotenoidler ise turuncu ve sarı renklerin oluşmasına neden olur. Yeşil rengin yavaş yavaş çekilmesiyle her zaman yaprak içerisinde bulunan bu renklerin gün yüzüne çıkma vakti gelmiştir. Yaprak içerisinde azalan oksijen hormonu ise yaprak sapına gerekli emri veriyor. Yıkıma başlayın. Yaprağın son elbisesini giyip toprağa süzüleceği son dansını yapma vakti. İşte belki de bazı sanatçılar yapraklardaki bu buruk sevinci hissedebildikleri için sonbahara hüznün mevsimi demişlerdir. Rengarenk olan yaprak içinde bulundurduğu renklerle salına salına toprağa düşer. Artık uzun bir kış ve ardından yeşerecek yeni filizlerin hikayeleri başlayacaktır. Ne de olsa her hüzün yeni umutlara gebedir. Ben sosyal olarak Allah'a ısmarladık.